Bu sene bizim için bu adımlar inşallah bir dönüm noktası olacak. Çünkü 3-4 senedir Türkiye'de grubumuz çok adımda başarılı adımlar attı. Kendini yeniledi, güçlendi. Ama bugünden sonrası inşallah Türkiye ve Türkiye sınırları dışında da büyüyecek adımların atılmasının başlangıcı olacak inşallah. Çin'in dünyaya açılım için yeni bir başlangıç yaptığı, işte Dünya Ekonomik Forumu'nun hesaplarına göre yaklaşık 900 milyar dolarlık bir yatırım planının önümüzdeki 10 sene için bütün dünyaya uygulanacağı, böyle geniş perspektifli büyük bir toplantı yapıldı. O toplantı sonrası bu projenin bir parçası olarak bugün burada misafirimiz olan şirket de Çin devleti tarafından bütün dünyada bu açılımda Çinli devlet firmalarına veya özel firmalara yardımcı olmak, onların uluslararası projelerinde onlara öncülük etmek, onların finans, güvenlik, uluslararası işbirliği alanlarında bir şekilde bir öncü kuvveti gibi onlar adına Çin devletini temsil etmek üzere yetkilendirilmiş bir şirket. Biz Mayıs ayındaki bu Pekin'deki toplantı esnasında tanıştık ve bir ön iyi niyet anlaşması yaptık orada. Misafirimiz olan bugünkü bu şirketin yönetim kurulu başkanı beyefendi de Cumhurbaşkanımızın toplantısındaydı. Orada kendinin bizzat Türkiye'ye gelin, beraber iş yapın. Biz Türkiye'de sizlerle çalışmak istiyoruz sözünü kendisi bizzat orada duydu. Onun üzerine biz bir görüşmeler devam etti. İyi niyet anlaşması yapıldı. Bugün de burada İhlas'la beraber ortak %50-50 bir şirket kurulması imzası için buradayız. Bay Jin diyor ki, Çinli firmalar finansları çok, devlet inanılmaz bir finans imkanı sağlıyor. Kendi uzmanlık sahalarında dünyanın en büyüğü olmuşlar. Mesela bir Çin devlet elektrik firmasıyla biz bir iyi niyet anlaşması yaptık. Senelerdir dünyanın ikinci en büyük firması pozisyondalar. Yaklaşık yıllık 400 milyar dolar ciro yapıyorlar. Böyle bir şirket o imkanlarıyla her yerde iş yapabilir ama sürekli ya engelle karşılaşıyorlar ya o ilişkileri bir noktaya getirmekte zorlanıyorlar. Bizim gibi kuruluşlara ihtiyaçları var. Bu tür dev firmaların tabii çok büyük olduğu için çalışma temposu da belki yeterli gelmiyor. Yani daha doğrusu çok hızlı hareket edemiyorlar. Ama bunların farkındalar. Kendileri de biz de aynı şeyleri yaşadık. Dolayısıyla Çin hükümeti tarafından bu firma bu iş için görevlendirilmiş vaziyette. Ve bizimle de her konuda Türkiye açısından işbirliği yapmaya hazırlar. Daha doğrusu Çin'in Türkiye'de Çin devletinin devlet şirketlerinin veya özel şirketlerinin Türkiye'de iş yapmak istedikleri zaman uğrayacakları nokta burası olacak. Burası bir başlangıç noktası, bir giriş kapısı olacak. Bu hem İhlas'ın inşallah yıllardır enerji ve benzeri sektörlerde büyüme arzusunun başlangıcı olacak. Hem de Çinli firmalar ve Çin ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesinde inşallah bu işbirliği çok önemli bir rol oynayacak. Congratulations. Thank you. Pleasure. Thank you. Thank you. Pleasure.
Türkiye Çin arasındaki ilişkiler açısından Mayıs ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın Pekin'de katıldığı toplantının aslında meyvelerini şu anda görüyoruz. Çünkü orada Çin hükümetinin başlattığı bu İpek Yolu projesi, İpek Yolu atılımının bir devamı niteliğinde bu işbirliği anlaşması imzalandı. Çünkü bu ortaklık kurduğumuz şirket Çin devleti tarafından İpek Yolu projesinin, İpek Yolu atılımının atılımı için görevlendirilmiş bir şirkettir. Kendileri de Mayıs toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımızla tanışma fırsatı buldular. Orada iyi niyet anlaşmasını beraber imzaladık. Biz de o gün o toplantıdaydık. Daha doğrusu Çin'deydik. Bugün de ortaklık kuruluşu için İstanbul'dalar, beraberiz. İnşallah çok güzel çalışmalara, iki ülke arasında, iki ekonomi arasında çok ciddi işbirliklerine bir giriş kapısı olacak bu şirket Türkiye için. Thank you.